Gökyük en üstte yaklaşık olarak milattan önce 1000 1000'e tarihlenebileceğini düşündüğümüz demir çağı katmanları yer almakta. Burada geç demir çağından izlerin varlığını biz açığa çıkan eserlerden biliyoruz. Daha sonra kurtarma kazılarından ve yüzeyde bulduğumuz malzemelerden de anladığımız kadarıyla burada hem Tunç Çağı hem Kalkolitik ve Neolitik döneme kadar devam eden bir kültürel süreç bulunmakta. Aynen Çatalhöyük'te olduğu gibi birebir mimari anlamda yapıların benzediği, kerpiç duvarlarla yapılan yapıların burada var olduğu ve yine binaların birbirine bitişik olduğu Çatalhöyük'ten de bildiğimiz, hatta bu Konya Ovası'ndaki birçok yerleşmeden, işte Canhasan gibi yerleşmelerden de biz bunu biliyoruz zaten. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda bu noktada çok heyecan verici verilere ulaşabiliriz. Şu an arkamızda olan açmalarda bir büyük demir çağ yapısını ortaya çıkardığımızı düşünüyoruz. Çünkü işte açığa çıkan duvarların içindeki mimari yapıların buluntularından biz bunu anlıyoruz. Özellikle Orta Demir Çağı'nın çok böyle karakteristik seramiklerini biz tespit ettik. Burada açığa çıkardık. Bunun bir kısmında tamamen depolamaya yönelik büyük kap parçaları bulurken, diğer kısmında daha çok dokumaya yönelik olarak bizim literatürde söylediğimiz ağır şaklar ve tezgah ağırlıkları bulduk. Bu da buradaki yaşayan geç dönem halkının aslında ciddi bir hayvan sahibi olduğu, hayvanların olduğu, özellikle belki de işte koyun ve keçiler olarak, küçükbaş olarak değerlendirebiliriz ki açığa çıkan hayvan kemikleri de bu tezimizi destekliyor.